Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir gün hangi saat mi izliyorsanız iyi seyirler. Bugün sizlere küçük bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Neon tetra ve kardinal tetra arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için şöyle ufak bir not şeklinde bilgilendirmek istedim. Şu görmüş olduğunuz arkadaş kardinal. Diğeri de kardinal. Kardinallerin mavi çizgisi ve kırmızı çizgisi boydan boya uzuyor. Neon tetralarda ise bu şekilde değil olay. Şimdi neon bulmaya çalışıyorum. Evet, neon bunlar zaten. Neonlarda ise o çizgiler yarı yarıya denk geliyor. Yani tam yarı yarıya da değil de o kadar boydan boya olmuyor. Şunda gördüğünüz gibi üstünden mavi çizgi bakın uzunca gidiyor. Kırmızı da öne kadar geliyor. Neonlarda ise bu çok daha kısa kalıyor. Bir dakika, burada hiç neon mu yok? Tam gözlemleyemiyorum şu anda bunların hepsi. Hah, yok. Şu neon bak. Bak, neonun alt kırmızılıkları karnında bitiyor. Gördüğünüz gibi. Bak, evet, bunlar şu alttaki neon, sağdan gelen neon, en arkadaki kardinal. Yani farklılık kırmızı çizgide ortaya çıkıyor. Kırmızı çizgideki göbeğine kadar, arkadan göbeğine kadar gelenler neon tetra. Boydan boya kırmızı olanlar kardinal tetra. Şöyle hepsini görüyorsunuz şu anda. Gene bunlar grup halinde birlikte takılırlar. Hiç birbirlerini garipsemezler. Senin çizgin az, benim çizgim daha fazla deyip birbirleri arasında ayrımcılık yapmazlar. Bu arada bir tane de şu glow light, kırmızı neon tetra diye geçiyor. Onları da şimdi göstereceğim ben size. Ama kardinal tetralar çok daha fazla iri büyüyor. Yani şu boya gelen bir neon tetra göremezsiniz. Kardinal tetralar bu kadar büyüyebiliyor, iri oluyor. Neon tetralar bunun neredeyse yarısı kadar büyüyor. Kardinal tetralar çok ciddi şekilde büyüyebiliyor. Bakın şurada gene neonlar ve kardinaller var. Şu kardinal. Bunların üçü de neon. Böylelikle bir aradaki farklılıkları sizlere göstermiş oldum. Siz de piyasadan satın alırken bu farklılığa dikkat etmeye çalışırsınız. Neon tetralar daha uygun oluyor. Kardinal tetralar biraz daha pahalı oluyor. Çünkü iri oldukları için ve piyasada biraz daha zor bulundukları için. Şimdi bunun dışında neonlarla başlamışken yeşil neonlar var. Bunlar daha çok küçük olduğu için bunların da kırmızısı yok hiç. Sadece mavi neon çizgisi var. O yüzden yeşil neon diyorlar bunlara. Bir de kırmızı neonlar var. Bunda da hiç çizgi yok. Sadece ortadan bir tane siyah geçiyor. Kırmızı geçiyor. Kırmızı bir çizgi geçiyor. Bunlar da kırmızı neon diye geçiyor. Bir de siyah neonlar vardı ama onlar şu anda hiç elinde kalmadı. Onlar da bu şekilde aynı kırmızı yerine siyah bir çizgi var. Onlardan da ekleyeceğim hatta o pihaneye. Vardı ama satıldı, kalmadı. Böylece kardinal ile neon arasındaki farkı kısaca sizlere göstermiş oldum. Hemen bunların üretimiyle ilgili bir dipnot belirteyim arkadaşlar. Hemen yeni başlayan arkadaşlar, işte bunlar nasıl ürer? Canlı mı doğuruyor, yavrular hemen doğuyor mu gibi sorular soruyorlar. Bir kere zaten bunlar yumurtayla üreyen balıklar. Her balık yetişkin boya geldiği zaman üremeye başlar. Ama bunlarda şöyle bir detay var. Bunların yumurtaları o kadar küçük ve yavruları o kadar küçük yumurtadan çıkıyor ki beslenmeleri çok zor arkadaşlar. Yani Artemia yiyemiyorlar yani. Hani biraz abartarak anlatacağım. Öyle bir şey değil tabii ki ama Artemia belki bunun yavrusunu yiyebilir yani. O kadar küçük doğuyor. Hani yetişkin bir Artemia bunun yavrusu rahat yer yani, öyle söyleyeyim ben size. Bundaki sıkıntı üretmesi gerçekten çok zahmetli. Maalesef daha akvaryum ortamında üreten kimseyi Türkiye'de
Görmedim. Tahsin abi deniyor. Yavruları aldı, yavruları çıkarttı ama o bile beslenmede ufak sıkıntılar yaşadığı için yavruları daha büyütemedi. Çalışmalara devam ediyor. Piyasada çok da bulunuyor. Üretmesi bu kadar zorken fiyatı o kadar pahalı bir balık değil. Çünkü genelde doğadan yakalanıp o şekilde ithal ederekten satılıyor bu balıklar. Ve yurt dışında da üretebilen birçok insan var. Sırf neon üretimiyle uğraşan insanlar var yurt dışında. Onlar seri bir şekilde bunları üretebiliyor ve bütün taktiklerini biliyor yavrularını üretmek için. Bu arada şunu fark ettim, ağzında bir tane mantarımsı bir şey var. Şu anda gördüm. O balığı videodan sonra ayırtayım burada. Bulaşıcı bir şey midir sanmıyorum ama şu ana kadar hiç başka birini görmedim. Şimdi yakından video çekerken dikkatimi çekti. Normalde kalabalık bir ortamdayken hiç görmemiştim böyle bir şeyi. Bakın burada 3 tane neon, 1 tane kardinal var. Şu kardinal, kırmızı çizgi. Boydan boya devam ediyor. Şunlar neon. Çizgileri karın bölgelerinde bitiyor. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Neon tetralarla ilgili böyle küçük bir bilgilendirme videosu yaptım. Çok da soru gelmiyordu açıkçası bununla ilgili. Ama yani abi neon tetra ile kardinal tetra arasındaki fark nedir diye hiç kimse sormadı bugüne kadar bana. Ama büyük ihtimalle farklılık olduğunda bilmedikleri için sormadılar diye düşünüyorum. Yani bilen biliyor. Tetralarla ilgilenenler biliyor bunu. Ama tetralarla ilgili çok fazla bilgisi olmayan insanlar bunların hepsini neon tetra olarak düşünüyor. Neon ve kardinal arasındaki dediğim gibi kırmızı çizgiyle ilgili bir fark var ve boyutlarıyla ilgili de bir fark var. Kardinal tetralar daha iri, daha gösterişli, daha büyük oluyor. Neon tetralar onlar kadar büyüyemiyor. Şurada bir neon tetra sürüm var, yaklaşık 6-7 aydır bendeler ve en büyük boyuna ulaştılar şu anda. Ve hepsi bu kadar. Yani kardinal tetralar bunlardan çok daha büyük. Ama bunlar da bir neon tetranın gelebileceği en büyük boydalar şu anda. Normalde kolay kolay pet shop'larda bu boylarda bulamazsınız. Bunlar 3'te 1 boyunda olurlar genelde. Ufacık ufacık satılırlar. Ben de öyle alıyorum. Ama artemia ile, canlı yemle, düzenli beslenme ile güzelce geliştiriyoruz balıklarımızı. Evet. Bugünkü videomuzu da sonlandıralım. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.